Merhabalar sevgili arkadaşlar. 3 Temmuz Çarşamba gününün enerjisinden bahsedeceğiz. Merkür günündeyiz ve aynı zamanda Ay İkizler Burcu'nda. Bu da demek oluyor ki iletişimin aktif olabileceği bir gün. Gün boyunca diyebiliriz. Yani sabah, öğlen, akşam sürekli bir iletişim durumu söz konusu olabilecek ve aynı zamanda haberleşme. Haberlerin yayılması, duyulması, işte aynı zamanda evet normal böyle bilgi toplama, haberlerin yayılması okey, ama bir yandan da asparagas haberlerde söz konusu olacaktır. Buna da dikkat etmekte fayda var. Her duyduğunuza, her gördüğünüzün aslını astarını öğrenmeden hareket etmemekte ve karar vermemenizde fayda var diyorum. Ki şu anki gündemimizde de zaten bu tarz bir enerji hakim. Sevgili arkadaşlar, yani her duyduğunuza, her gördüğünüze kapılmayın diyebilirim. Hepimiz için, herkes için geçerli olan bir durum. Evet, gün genelinde konuşkan olacağız. Herkes fikrini söylemek isteyecek. Herkes kendi düşüncesini anlatmak isteyecek. Ve biraz da böyle hareketli bir gün sevgili arkadaşlar. Hareketli bir gün ve aynı zamanda mantıkların da çalışacağı, yarışacağı bir gün. Evet, mantıklar çalışacak ve aynı zamanda bir yarış içinde olacak mantıklarda sevgili arkadaşlar. Biraz daha böyle zekamızı kullanacağımız, biraz daha yani kıvrak zekalı bir enerji hakim. Burada bu mantık ve zekayı kullanarak işin içinden çıkmak gibi ya da işin içinden sıyrılmak gibi durumlar söz konusu olabilir. Meraklı olacağız, araştıracağız, soruşturacağız, bir şeyleri öğreneceğiz. Belki de araştırmadan önümüze bilgiler gelebilir. Bu tarz etkilerin söz konusu olduğu bir gün diyebilirim sevgili arkadaşlar. Değişken enerjilerde olacağımız da bir gün. Fikirlerimiz aniden değişebilir de, söz konusu olabilir de. Ama Merkür Aslan Burcu'nda ve bu da bizi biraz zaten her ne kadar fikirlerimiz değişken de olsa artık bir noktada toplayacak gibi görünüyor. Yani fikirler sabitleşiyor sevgili arkadaşlar. O değişkenlik gidecek ve sabit bir enerji de olabilir. Şöyle bir durumda var. Biraz daha egolu davranma, biraz daha buyurgan davranma, buyurgan konuşma, kibirli konuşma ve aynı zamanda çok fazla ciddi konuşmalar söz konusu olacaktır diyebiliriz. Sabah saatlerinde sevgili arkadaşlar, biraz daha gün genelinde bir saniye. Sabah saatlerinde biraz daha sevgili arkadaşlar, sorumluluklarımız ve görevlerimizi yerine getirirken zorlanmayacağımız ve bu sorumluluk ve görevleri rahatlıkla yapabileceğimiz etkiler söz konusu gibi görünüyor. Aynı zamanda çevremizdeki otorite figürlerinden ya da aile büyüklerinden, yaşlı olan kişilerden destekler görebiliriz. Tecrübesine güvendiğimiz kişilerden tavsiyeler alabiliriz ve aynı zamanda yine sorumluluk üstlenebiliriz. Yani bir işin sorumluluğunu almak vazifesi üzerimize düşebilir ya da sorumluluk almaktan kaçınmayacağımız bir gün diyebilirim hepimiz için. Özellikle de ilişkiler açısından da bunu baz alacak olursak, ilişkide daha sorumluluk sahibi ve daha birbirimize karşı güven duygusunun yoğun olduğu bir durum söz konusu olacaktır. Yani ilişkilerdeki sorumluluklar, ilişkideki samimiyet, ilişkilerdeki sahiplenme duygusunun yoğun olduğu bir gün diyebiliriz bugün için. Aynı zamanda
Sabah saatlerinde de yine sürpriz olaylarla da karşı karşıya kalabiliriz. Sürpriz gelişmeler söz konusu olabilir. Sürpriz haberler alabilirsiniz. Sürpriz gelişecek bazı durumlar, beklenmedik durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ama genel itibariyle bu sürprizler güzel etkilerini hissedeceksiniz diyebilirim sevgili arkadaşlar. Ve aynı zamanda da konuşmalarımızda ve kurduğumuz cümlelerde biraz böyle karşı taraflı çatışacak, karşı taraflı zor durumda bırakacak ya da kendinizi zor durumda bırakacak bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Biraz önce de söylemiştim. Nerede ne konuştuğunuza dikkat etmenizde fayda var. Biraz işte egolu konuşmalar, fikir ayrılıkları, düşünce ayrılıkları, düşünce işte farklılıklarından dolayı çatışmaların söz konusu olması biraz yoğunlaşabilir bugün. Yani düşünce farklılıkları, fikir farklılıklarından dolayı tartışmalar, kavga, kaos söz konusu olabilir. Yani dikkat etmenizde fayda var. Nerede nasıl konuştuğunuzu ya da işte bir girdiğiniz toplulukta ya da sosyal ortamda konuşulan şeylere dikkat etmenizde fayda var. Bu tarz böyle kaos ortamları söz konusu olabilir bugün de. Buna dikkat etmenizi öneriyorum tüm hepimiz adına sevgili arkadaşlar. Evet, günün aslında olumlu enerjilerinden etkilenecek olan burçlar ikizler, terazi ve kova burçları. Biraz daha günün ılımlı ve olumlu etkilerini hissedeceklerdir. Hem iş hayatlarında hem ilişki hayatlarında, özel ilişkilerinde. Ama İşte sevgili arkadaşlar, Başak Burcu, Balık Burcu ve aynı zamanda Yay Burçları da biraz zorlanabilir. Biraz önceki saydığım o zorluk durumu vardı, yani konuşma ve üslupta ve fikir ayrılıklarında. Burada zorlanacak olan burçlar da bu kişiler diyebilirim. Bunlara da dikkat etmenizde fayda var diyebiliriz hepimiz için. Evet, gün geneli bu şekilde sevgili arkadaşlar. Bakalım mesaj kartımız ne söyleyecek? 3 Temmuz Çarşamba diyoruz. 3 Temmuz Çarşamba gününün mesajı diyoruz. Adalet, ilahi adaletin tecelli ettiği bir döngüden geçtiğimizi söylüyor. Adil ve uygun kararlar. Doğru bildiğini yap, inançlarını savun diyor. Evet, kendi doğru bildiğimizi yapalım, inançlarımızı savunalım. Ama herkesin adaleti de kendine, herkes kendince adalet istiyor. Ama adaleti bizim sağlamamız bize göre değil. Yani biz sağlayamayız. Adaletin savunacak kişiler farklı kişilerdir, devletin yetkilileridir. Ve kendi inancınız gereği, kendi bildiklerinizden dolayı, kendi fikrinizden dolayı da adaleti kendiniz vermeye çalışmamanızı tavsiye ediyorum. Ve gelen mesaj da zaten bu yönde geldi sevgili arkadaşlar. Evet, bakalım 3 Temmuz Çarşamba. 3 Temmuz Çarşamba gününün mesajı diyoruz sevgili arkadaşlar. Değnek ası geldi. Ben polo çubuğuyum, sen de topsun diyor. Yani sevgili arkadaşlar, konuştuğunuz her kelimelere yine dikkat edin. Bulunduğunuz ortamlara dikkat edin. Çünkü burada ne söylüyor? Ben polo çubuğuyum, sen de topsun diyor. Yani birilerinin sizi sürüklemesine izin vermeyin. Yani çubuk topa vurup topun gitmesi gibi olmayın. Bunu söylüyor kartımız bize. Evet, sopa siz olun. Polo çubuğu siz olun. Ama o topu vuran kişi siz olmayın. Öyle söyleyebilirim. Ya da vurduğunuz yere dikkat edin diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, burada da gelen mesajda astrolojideki durumla da birebir geldi. Ve aynı zamanda zaten şu anki Türkiye'deki olaylardan dolayı da
astrolojide aynı enerjide olduğunu gösteriyor bizlere. Zaten gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o var diyoruz sevgili arkadaşlar. Uzak durmanızda fayda var hepimiz adına sevgili arkadaşlar. Evet, bugünlük de böyleydi. O zaman sağlıklı, huzurlu, mutluluk dolu bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.